Zaten resmi gazetede yayınlandıktan sonra vatandaşlarımız doğal olarak başvurularına başladılar. Gelen vatandaşlarımızı burada mobil araçlarımızda ve mobil hizmet noktalarımızda vatandaşlarımızı bilgilendirip yönlendirmeleri ve burada yapabildiğimiz işlemleri de süratle yaparak sosyal güvenlik hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız peyderpey bu mobil hizmet araçlarımızla çeşitli noktaları günübirlik yerinde bilgilendirme yapmak ya yerinde talep almak amacıyla dolaştırıyoruz. Şu anda kurum bahçesinde kurmuş olduğumuz çadırlarda bu mobil hizmeti vermekle birlikte aynı zamanda organizede de bir yer tahsisi yaptık. Önümüzdeki günlerde bize verecekler. Verdikleri zaman oraya da arkadaşlarımızı yönlendirip hizmeti orada da vermeye devam edeceğiz. İşleri aksatmadan mümkün mertebe şu ortamda en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağız inşallah. Yoğunluk mu? Doğal olarak Adıyaman'da şu anda neredeyse 3'te 2'si boşalmış durumda. Burada olan vatandaşlarımız da doğal olarak bizlere gelecek. Bu yoğunluğu hamdolsun kaldıracağız inşallah. Ki başkanlığımız da bu noktada hizmetlerin aksamaması için birçok işlemlerimizi sağ olsun çeşitli illerimiz bize dağıtmış durumda. Ankara, Kayseri, Sinop, Bingöl şu anda iş ve işlemlerimizi biz de eşgüdüm halinde yürütmekte. Tahsis taleplerimiz mümkün mertebe bu özellikle belirtmekte fayda var. Vatandaşlarımızın emeklilik taleplerini, EYT başvurularını yapabildikleri ölçüde azami şekilde E-Devlet üzerinde yapmaları çok çok iyi olur. Çünkü E-Devlet üzerinde yapılan hizmetler otomatikman bu işlerimizi yürütmekte olan Kayseri'ye düşmekte ve herhangi bir sıkıntı oluşmamaktadır. Bunu yapamayan ya da sıkıntı içerisinde olan vatandaşlarımıza da burada yardımcı olup talep dilekçesini alıp ona göre yönlendirmeleri ve hizmetleri neticelendirmeye çalışıyoruz inşallah.